Ben işi birkaç boyutta e, ele almak gerektiğine inanıyorum. E, birincisi tabii karşı tarafın e, konsolide olması konusu e, önemli. Mesela daha önce yine herhalde sizin programınızda konuşmuştuk. E, ya da belki Skype'la yaptığımız bir konuşmada programda da olabilir. E, mesela Sayın İmamoğlu'nun kurumla ilgili hani bana çok hani kuvvetli bir aday değil yani uh -huh. gibi hani buna benzer <laughs> kategorizasyonlar ama bu çok yayılmadı yani viral olmadı ama hani yer yer buna benzer şeyler oldu ama bir yandan da baktığımızda e, Cumhur İttifakı'nın adayı gerçekten yani e, kendisi mesleki kariyer olarak ya da başka bir noktada bir şey diyemem ama siyasal anlamdaki e, performansı yeterli olmadı. Hı hı. Çok Ayrıca net. Ayrıca konuşacağız onu. Çok net. Ha? Yani burada tabii Kanal İstanbul konusu var, diğer evet, konular evet. var dediğimiz gibi. Ama e, baktığımızda. Şimdi bu seçimin genel anlamda tablosunu nasıl analiz edeceğiz? Daha ortada bir sonuç yok. Hı hı. Ama e, ortada belirgin bir e, tablo var. O tablo da şöyle diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisinin Türkiye çapında 25-26-27 neyse klasik oy oranı. Ama bir yandan e, hani Sayın İmamoğlu ya da Sayın Yavaş işte kazanırlar mı kazanmazlar? Mı? Hani bir tık önde gibi gözükmekle beraber diyelim ki Sayın İmamoğlu ile ilgili kamu yoklamaları geldiğinde yüzde işte 43-44. Şimdi bu bize nasıl bir e, yanıt veriyor? Ya bunu nasıl okumalıyız? Diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul ve Ankara'yı İmamoğlu ve Yavaş'la beraber aldı. Hı hı. Bu Türkiye'deki genel tabloyu, genel siyasal tabloyu değiştirecek bir çerçeve mi ortaya koyacak? 2019'da da çünkü böyle olmuştu. 2019'da tabii ittifak vardı o zaman. Ama şimdiki fark şu. Cumhuriyet Halk Partisi diyelim ki bu seçimleri aldığı takdirde kurumsal bir ittifak yok ama sandıktaki konsolidasyonla almış olacak. Yani kurumsal ittifak olmasa da bu sefer seçmenin yaptığı ittifakla bu Büyükşehir bazında, ilçe bazında farklı sonuçlar olabilir. O konuda çok iddialı konuşamam. Ama Büyükşehir bazında gördüğüm kadarıyla o ittifak aslında seçmenin sandıkta yaptığı bir seçmen davranışı olarak ittifak olacak. Hı hı. Şimdi bu tamam. Ve yine iktidar karşıtlığının şekillendirdiği bir ittifak. Şöyle, iktidar karşıtlı ama bunu motive eden bir konu var. Hı. Bakın geçen sene güvenlik kazandı. Hı hı. Bu sene ekonomi ön planda. Geçen sene de ekonomi yine problemli. Ekonomi çok iyi miydi geçen sene? Ama baktığımızda daha da dayanılmaz boyutlara geldi. Bence ekonomi bu seçimde gerçekten de belirleyici olacak. Şimdi siyasal iktidar şöyle düşünebilir. Ya tamam biz 2019'da da kaybetmiştik ama ha, aması var orada. Ama şöyle. 2024'te diyelim ki İstanbul ve Ankara e, kaybedildi ve hatta biliyorsunuz iktidar partisi yetkililerinden çeşitli açıklamalar var işte meclisin e, alacağı bir kararla işte bir dönem evet, daha evet, uzar mı evet. sayın. İşte orada sadece sayın Cumhurbaşkanı'nın görev süresi uzatmak değil. Evet bu var tabii ki önemli ama aynı zamanda 4 yıl bu ekonomiyle hiçbir iktidar dünyada ülkeyi yönetemez. Yani şunu diyemezsiniz. Seçmen şunu bence satın almaz. Dört yıl kemer sıkacağım dört yıl sonra her şey iyi olacak. Bunu seçmen satın alacağını ben düşünmüyorum. Çünkü insanlar görüyordu. Ya artık o kadar küreselleşen bir süreç var ki Herkes her şeyi görüyor dünya piyasalarında, yani bütün vatandaşlar olmasa bile ama en azından dünya piyasalarını takip eden Türkiye'de ne olduğunu gören işte faizi yükseltiyorsunuz döviz kurunda bir değişiklik olmuyor ve marketteki durum belli yani bunun ayrıntısına girmiyorum bütün bunlar hani 4 sene boyunca kemer sık. Nasıl diyebilirsiniz ki hatırlayın son koalisyon hükümeti Derviş yani erken seçim kaçınılmaz diyorsunuz. Ben öyle görüyorum ama şöyle bir kriterim var orada. 2023 mayısında oldu değil mi seçim? Ee, emekli olmak için bir milletvekilinin en az 2 yıl milletvekili yap yapması lazım o da 2025 Mayıs'ında doluyor hmm. ancak 2025 Mayıs'ından sonra böyle bir erken seçim gündeme gelebilir ondan önce zannetmiyorum hmm. ee, ona da çok fazla bir zaman kalmadı zaten 2024'ün Mart'ındayız bir sene iki ay. Ondan sonra zaten emeklilik doluyor. Hmm. Olduktan sonra 2025'in yazı olmasa da sonbaharı mı olur, 2026'da mı olur? Hani burada bir seçim e. toto oynamak doğru değil ama ister istemez. Şimdi Türkiye'de böyledir. Erken seçim asla olmaz denilen zamanda bir kere biz erken seçimi konuşmaya başladık. Bizzat iktidar yetkilileri tarafından. Ya yani bunu ne diyecekler? Evet hem Sayın Cumhurbaşkanı görev süresinin uzatılması burada temel bir motivasyon gibi gözükse de tekrar söylüyorum... Ekonomide işler iyi gitmeyince ister istemez sandıkta bir güven tazeleme. Ama tabii bunu nasıl tazeleyecekler? Ne yapacaklar? Yani emekli konusu ortada, ekonomik evet. parametreler ortada. Yani şapkadan tavşan mı çıkartılacak onu bilmiyorum. Ama seçmene 4 yıl sen kemer sıkacaksın. 4 yıl sonra her şey böyle çok mükemmel olacak demenin de siyasete çok fazla bir olduğunu inan. O yüzden İstanbul da... Ankara önemli bu. Yani sadece İstanbul ve Ankara değil tabii. tabii Ama tabii. yerel seçimlerin genel mantığı önemli. O yüzden yani İstanbul ve Ankara'yı CHP alır, genel tablo değişmez, iktidar 4 sene devam eder gibi bir yorum varsa bu yorum kadık kalıyor. Çünkü ekonomi burada tamamen belirleyici bir süreçte. Tamam.